Biz quyidagi mavzuni o'rganamiz. Sinuslar va kosinuslar ko'paytmasi. Bu yerda biz quyidagi 3 ta formulani ko'rib chiqamiz. Birinchisi sinus alfa ko'paytiruv kosinus beta teng 1 taqsim 2 sinus alfa minus beta plus sinus alfa plus beta. İkinci formula kosinus alfa kosinus beta teng 1 taqsim 2 kosinus alfa minus beta plus kosinus alfa plus beta. Va nihoyat 3-chi formula sinus alfa sinus beta teng 1 taqsim 2 kosinus alfa minus beta minus kosinus alfa plus beta. Bu mavzuda biz quyidagi 3 ta formulani o'rganib chiqamiz. Xo'p, qanday qilib eslab qolsa bo'ladi bu formulalarni? Bu yerda sinus kosinus bo'lsa, mana dastlab hammasida 1 taqsim 2 bor, eslab qolamiz. 1 taqsim 2 umumiy. Hammasida alfa minus beta bor. Alfa minus beta, alfa minus beta. Birinchi o'rinda alfa minus beta yozilgan. İkinci oranda alfa plus beta yazılıyor. Hamas da alfa plus beta. Demek ki nimalar umumi ekan? 1 taqsim 2, alfa minus beta ve alfa plus betalar umumi. Sinus köpaytiruv kosinus da. Har ikkalasida sinus bo'ladi. Sinus ortada yig'indi. Sinuslar yig'indisi. İkkalasi kosinus bo'lsa shu, kosinuslar yig'indisi. İkkalasi sinus bo'lsa shu, kosinuslar ayirmasi. Mana shunday qilib eslab qolamiz. Yig'indiga keltiring. Quyidagi ifodalarni ko'paytma shaklida yozilgan ifodalarni yig'indiga keltiramiz. Birinchisi. Kosinus 5 gradus, kosinus 35 gradus. Kosinus ko'paytiruv kosinus. Ya'ni mana bu ikkinchi formuladan foydalanishimiz kerak. Kosinus ko'paytiruv kosinus. Bu formulaga ko'ra teng 1 taqsim 2 kosinus ularning ayirmasi 5 minus 35 minus 30 kosinus minus 30. Qo'shuv kosinus ularning yig'indisi 5 qo'shuv 35 kosinus 40 gradus kosinus minus 30 gradus kosinusda minusni yozmasak ham bo'laradi bu kosinus 30 gradusga teng bu ham teng izosda 3 taqsim 2 demak bu izosda 3 taqsim 2 qo'shuv kosinus 40 gradus. Yani ana yig'indi deganda shu ko'rinishda keltirishimiz mumkin. Bu shunday qilib mana bu ifoda quyidagi ifodaga teng. Navbatdagi misolga o'tamiz. Sinus 12 gradus ko'paytirib kosinus 9 gradus. Sinus kosinus. Sinus kosinus demak birinchi formuladan foydalanamiz. Birinchi formulaga ko'ra bu teng bo'ladi. 1 taqsim 2 sinus 12 minus 9, 3, 3 gradus, koşu, sinus 12 koşu 9, 21 gradus. Demek bu ifade bir deyge teng eken. Ne bu teyge misal? Bunu görüyoruz. Teng, sinus köpaytırı sinus. Demek sinus köpaytırı sinus. Bana bu formuladan faydalanışımız gerek. Kosinuslarının ayırması. Yani 1 taksım 2. Hamas da 1 taksım 2 var. İkilenmesinden bir taksim ikini yazalımız. Kosinus, buranın ayırması. 3 minus 5, minus 2. Minusun, kosinusun içi de minusunu yazması hem olur arada. 2 gradus, minus, kosinus. Yani buranın yığındısı. 3 kez 5'ini koşsak, 8. 8 gradus. Ve bu ifade kuydayı teyinken. Keyin gibi sol. Bir taksim 2. Sinus köpaytırı kosinus. Demek birinchi formuladan foydalanaman. Sinus ko'paytiruv kosinus teng. Endi har ikkalasida sinus bo'ladi. Sinus qo'shuv sinus. Qavs ichida 4 minus 10 minus 6 gradus. Qo'shuv sinus 4 qo'shuv 10 14 gradus. Bu ham teng 1 taqsim 2. Minusni oldinga chiqaramiz. Sinusni sinusda oldinga chiqarish mumkin.
Bana bu müsbat bölgeldeki sebebi dersler bunu yazaman. Sinus 14 gradus minus sinus 6 gradus. Demek bu ifade kuyudaki ifadeye teyin eken. Kengisi yotamız. Kosinus 5, sinus 15, artasım 2. Kosinus, sinus. Bana bir de kosinus, kosinus. Sinus, sinus. Kosinus, sinus, bana burası da. Birincisi de verilgen. Lekin bir de aldık kosinus yazdı diye yaptı ki sinus yazdı diye yaptı. Bunun ahamiyeti yok. Köpeltmede oranını almaklaşmamız mümkün. Ve bunda her kerasında sinus buladı. Ortada yığındı. Biliyoruz. Sinus. Etibar verişimiz gerek. Bir de. Sinustaki, sinusun argümentinden kosinusun argümenti ayrılıyordu. Alfadan beta ayrılıyordu. Biz de bana bu alfa getirin. 15 gradus, bu beta getirin. Demek 15 gradustan 5 gradusuna ayıramız. 10 gradus, koşu, sinus, buranın yığındısı. 20 gradus. Demek cevap, bana bu ifadenin cevabı kuydaki ifadeyken. Kengisi götürmemiz. Kosinus 2 alfa, kosinus 4 alfa. Kosinus, kosinus. Bana bir ikinci formuladan faydalanmamız. Teng. 1 taksım 2. Kosinus. Bunların yığındısı. 2 alfa koşu 4 alfa. Ya buranın ayırmasını yazıyorduk. Gelin. Ayırması. 2 alfa minus 4 alfa. Minus 2 alfa. Kosinus'ta minusunu yazması ikram bulur. 2 alfa koşu. Kosinus. Bunların yığındısı. 6 alfa. O demek bunun cevabı bana bir ifadeyken. Ne batıgısı? Sinus 3 alfa, sinus alfa. Teng. 1 taksım 2. Ve bana bu formadan faydalanmamız. Bu kosinuslarının ayırması. Ve 1 taksım 2. Kosinus 3 alfa minus alfa 2 alfa. Minus. Kosinus 3 alfa koşu alfa 4 alfa. Ha şimdi kılı bunu bir de geçe yığındıya keltiramız. Ne batıgı misal? Sinus alfa, kosinus 5 alfa. Teng. 1 taksım 2. Sinus. 1 sinus, 1 kosinus bölgende birinci formadan faydalanırız. Sinus, kosinus. Sinus. Buranın ayırması. Alfa minus 5 alfa. Minus 4 alfa. İtibar verin. Alfa. Alfadan beta'nı ayırıyoruz. Birincisi de. Demek alfa sinusun içinde, beta kosinusun içinde. Demek alfa sinusun içinde, 5 alfa kosinusun içinde. Alfadan 5 alfa'nı ayıramız. Koşu. Sinus. İkilasını koşsak 6 alfa buladı. Bunu ham sadalaştırışımız mümkün. Minusunu kapsamın taşlarına çıkarıp 1 taksım 2. Nasıl pürüzlüğünü yazamam. Sinus 6 alfa. Minus sinus 4 alfa. Şunu da yakalıp bana bir ifade. Bir de ifadeye teyin ediyorum.